Melis'in okulu aradığı... Abla hala, evet, ablayı okuldan almaya gidiyoruz. Herkese merhaba, Melis az önce okuldan aldık. Şimdi süpermarkete gidiyoruz. Hemen dışarıdaki alışverişimizi de yapalım dedim. Sen yeşil istiyorsun. Yay ve hurun. Melis kırmızı istiyor. Bitirdik. Arabaya doğru gidiyoruz şimdi. Ya içeride, süpermarketin içinde çekemiyorum böyle rahat rahat istediğim gibi. Hep böyle saklı gizli. Çünkü aslında yasak. Böyle mağazaların içinde, süpermarketlerin içinde çekim yapmak yasaktır. Çekebildiğim kadar. Yanıma şey getirmeyi unutmuşum. Kraçı. Yani alışverişiniz için koyuyorsunuz ya, onu unutmuşum getirmeye. Şimdi nasıl koyacağım arabanın içine? Hepsini ön koltuğa yiyeceğim herhalde. Eve geldik, eve gele gelmez hemen çocuklara öğlen yemeği yaptım çünkü bayağı geç oldu. Yemekten sonra da Mert'i yatıracağım. Öğle yemekleri için tost, çilek ve... Hadi. Bir de elma. Acıkmışlar. Gel. Anne şunları toplasın. Kapu. Ya bunu eğitin. O kapu. Sen ye oğlum, ben yemiyorum, sen ye. Ne aldıklarımızı çok hızlı bir şekilde göstermek istiyorum. Mutfak havlusa portakal suyu, elma suyu, tost ekmek, normal ekmek, çilek, yeşil elma, kırmızı elma, muz, küçük domatesler, Earl Grey, çay, yoğurt, küçük şu marul değildir herhalde Türkçe'de bunlarda. Feltler deniliyor Hollanda'da bunlara. Bu uskumru balığı, biliyorsunuz benim favorim. Tortilla wrap, şöyle. Biraz sonra öğlen yemeği yapacağım kendime bununla. Bir tane kabak. Bu da değişik değişik marullar var içinde. Bir tane neydi bunun ismi? Atom muydu? Neydi? Dil Eisbergsler marul. Soup Stengels şey böyle uzun çubuk. Çubuk krakerler. Maydanoz. Bu sos içinde... Ben bunu seviyorum. Çoktan da beri de yemedim. Zut züğür diyorlar. Hem tatlı hem tuzlu. İçinde ananas var, kırmızı, yeşil biber var. Bir de şey var, havuç var. O kadar. Tavukla çok güzel gidiyor. Öyle bir sos. Tavuğu kendiniz yapıyorsunuz. Bunu da üstüne katıyorsunuz. Güzel bir sos oluyor. Ben seviyorum ama çoktan beri yememiştim. Aldım. Kırmızı ve sarı biber. Fıstık ezmesi, o 1 kiloluk olanlardan aldım. İndonezya sosuydu galiba fasulye için. Çok seviyorum, birazcık acılı. Bu meyveli yoğurt, 2 tane yumurta. Ben büyük alıyorum, large. Çünkü small, medium falan da var ama ben her zaman yumurtaları büyük alıyorum. Bizim evde yumurta çok tüketiliyor. Hele ki inan bir yumurta yapıyor, 6 yumurta gidiyor. Çok yer. Bir de makarna aldım. Bir de onu söylemeyi unuttum. Bir de 3 tane organik tam yağlı inek süsü aldım. Ama onun dolabı koymuştum. Okay, geliyor.
Geliyor. Gel kızım, sen de bak. Bir tanesi polis arabası, bir tanesi Ferrari. Polis araba gidiyor, Ferrari kaldı burada. Is that the bus track? Yeah. Oh! Hadi. Aa, peş peşe gidiyorlar. Bu ne öyle? Bu da benim öğlen yemeğim. Bu kepekli wrap. Altında birazcık mayonez var. Uskumru balığı var. Marul var birazcık da. Nar ekşisi sosu, bir de limon suyu sıktım üzerine. Şimdi böyle dolacağım. Yiyeceğim. Öğlen yemeğim bu. Ah, oh, uskumru balığı o kadar çok seviyorum ki. Aslında bir tane az gelir. Belki bir tane daha yapabilirim aynısında. Beraber oynuyorsunuz. Beraber eğleniyorsunuz. Beraber vakit geçiriyorsunuz. Dat is veel belangrijker dan winnen of verliezen. Het gaat erom dat je het leuk hebt samen. Maar ik heb de Biliyorum. Melis çok hırslı. Hep birinci olacak, hep kazanacak. O yüzden onu birazcık böyle kazanmak güzel bir şey. Birinci olmak istemek de güzel bir şey ama hani çok aşırı hırslı olunca hiçbir şeyden zevk alamazsın. Yani birazcık geri böyle şey yapmaya çalışıyorum onu. Hani maksat eğlenmek, maksat güzel vakit geçirmek, şey olmak, perfectionistiz. Yani her şey kusursuz olmaya çalışmak çok üzer ileride onu. O yüzden çünkü hiçbirimiz kusursuz değiliz. Hepimizin kusuru var ama yani sürekli böyle en iyisi, en iyisi, en iyisi olmaya çalışmak iyi bir şey ama hani birazcık frenliyorum. Kim olmak istiyorsun? Start! Koş! Koş, 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 koş. Hava açtı. Anneanneye gidebiliriz yürüyerek. Yürüyerek. Ne oldu? Heb jij gewonnen? Ja. Yay. Şimdi Mert'e dedim ki ya Pinga'yı alabilirsin ya Nemo'yu. Nemo'yu seçti, buna çantama attı. Akıllıya bak. Melis de çantasını götürüyor. Ben kapının karşı. Ya. Ya. Hmm, evet. Her taraf ıslak da. Hey, bak şimdi rüzgar gelmiyor. Hah. Okay. Hello. Kuşlara merhaba diyoruz. Hoi vogel. Hey vogel. Kimse evde yoktu, gidiyorduk yine. Alo. Kayk. Biz de size gittik. Ha. Ben size aldım, kapı açtım. Niye gelmediniz? Öyle mi? Aa, unuttum. Benim terliklerim. Sorry. Bunlar benim. Her şeyi unut, sucuğu unutma. Sucuğu unuttunuz mu? Valla bize de bitti. Az eczaneye gidiyorum. Vitamin bitti evde. Multivitamin alacağım. Babanın müzikleri. Vitamin alacağım. Çocuklar İçerideler. Az çabucak gidip geleceğim. Uzun sürmez. Biraz sonra kapanıyor zaten. 20 dakikam kaldı. O yüzden ben hızlıca gidip geleyim. Birisi patates kızartıyor. Yağ koktu. Böyle patates kızartması yağ koktu. Biz tekrardan eve. Ay çıkmış biraz. Görüyor musunuz? Aa, bir tanesi kırık çıktı. Mert'in olsun. Aim for you. And aim for you. Alsjeblieft. Diyeceksiniz şimdi neden hepiniz soyundunuz diye. Ama evin içi çok sıcak. Mit kopu anne. Mut mut bu kopu. Mit kopu. Blood arma. Herkes blood arma. This hill. But old hill. Evet, ikiniz de sarısınız. This hill. This hill, yeah.
İkiniz de böyle kek 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 kek. Havalar ıslasın bacaklarda. Ben de akşam yemeğine başlayacağım. İki tane havuç soydum. Pırasaya ekleyeceğim. Birazcık kavuracağım. Fırında balık yapacağım. Sebzeli. O yüzden bunu açalım. Melis'in okulu aradığı bugün. Melis 4 yaşına geliyor ya. Hollanda'da 4 yaşında okula başlıyorlar. İlkokula başlıyorlar. Haftaya kendisi merkezinde işte tanışmak için, Melis de öyle sınıfını görmesi için haftaya gideceğiz. Çok heyecanlandım. İnanamıyorum, o kadar çabuk bu zaman geçti. Belki hatırlıyorsunuzdur, Mert'in doğum gününde bunu sizinle konuşmuştum işte. 4 yaşında burada Hollanda'da başlıyorlar. Çok küçük buluyorum. Ben aslında hani 5 yaşına kadar beklesem mi beklemesem mi kararsız kalmıştım diye sizinle paylaşmıştım. Ama sanırım yine de 4 yaşında herkesle beraber okula göndereceğim. Çünkü bir sene beklersem, seneye şimdi, çünkü Hollanda'da gerçekten %99.99 yani neredeyse herkes 4 yaşta gönderiyor okula. Şimdi o zaman seneye ne olacak? Seneye o zaman sınıfta herkes 4 yaşında olacak ama Melis 5 yaşında olacak. Ve ilk grupta da hemen işte yavaş yavaş okuma yazmaya falan da hani kalem tutmak vesaire gerçekten okula başlıyorlar yani. O yüzden hani kız bir sene hem geride kalacak hem seneye arkadaşlarından birazcık daha büyük olacak. Bu güzel olmaz Melis için. O yüzden hani Melis için hangisi en iyisi diye düşünürsem, evet. 3 hafta sonra ilkokula başlıyor. Ay, inanamıyorum. Kavuracağım. Ben de şimdi patatesi hazırlayayım. En altta, görünecek mi bilmiyorum. Şöyle yapsam. En altta patates var böyle. Ondan sonra üstünde işte pırasa ve havuç var. Balıkları koydum. Domates koydum. Salçalı su ekleyeceğim ben daha buna. Birazcık salçalı su yapıp üstüne ekleyeceğim. Sonra fırına atacağım. Ya iyi ki aklıma geldi. Okey, yemek fırında pişerken ben de buraları ekleyeceğim. Şimdi benim çocuklarım da bunlar izlemesi çok duygusal bir şey aslında. Üstüne birazcık da maydanoz ekledim. Hadi bakayım. Benim senin ev topuzu. Yerim kız senin topuzunu. Çok güzel oldu ama. Bir ara hep topuz yapardı. Artık şimdi hep salık. Şimdi tekrardan topuz içinde görünce benim bile garibime gitti. Bakalım ileride ne olacak. Bana hiçbir şey yaptırmıyor. Ne güzel, ben o saçları örürüm. Örerim. Şekil. Hiçbir şey izin vermiyor bana. Maşallah çok da güzel saçı var ama hiç dokundurtmuyor ki bana. Ups. 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 Genau. Ja, görüyor. Als ich fisch alt. Çocuklar yattılar, uyudular. Ben de size eczaneden aldığımı göstermek istiyorum. Unuttuğumu göstermeyi ve eminim sorarsınız. Ben bundan içiyorum. Günde bir tane Davitamin Complete Virstan. Kan haplarım var çünkü demir eksikliğim var. Günde 3 hap içiyorum bundan. O demir için. Bu da vitamin D eksikliğim de var. Bu da ekstra vitamin D. Bir de her gün, her sabah 4 tane adet böyle balık yağsı. Bunlar omega 3, 6 ve 9 yağları için. Biliyorsunuz ben bir ara spora başlamıştım, fitness'e gidiyordum. Ama fitness'e gitmek gerçekten çok zor oldu benim için. Çünkü hani çocuklara bakacak her zaman birisini bulamıyorum. İlhan mesela şu an fitness'e gitti. O evde kalsaydı ben gidecektim ama o gitmek istedi. O yüzden zor oluyor. Ben de ne yapıyorum? Geçen haftadan beri akşamlara böyle çocuklar yattıktan sonra
Evde yapıyorum. Blogilates diye bir YouTube kanalı var. Çok büyük, eminim biliyorsunuzdur. Onu açıyorum böyle akşamları. Aynısını ben de evde tekrarlıyorum. Şimdi yine yapacağım. Geçen hafta 3 mü 4 mü 3 akşam yapmıştım. Bugün de 4. akşamım olacak işte. Yani böyle haftada 3 defa bunu yapabilirsem süper bana. Spor yaptıktan sonra da bu videoyu montajlayacağım, vlog editleyeceğim. Bugünlük bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen aşağıdaki beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hala abone değilseniz şuradaki yuvarlığa basarak abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bye bye.